Manşete hoş geldiniz. Depremin 12. günü. Bugünden başlayarak belki hissetmeye başlamışsınızdır. Depremin ve depremin etkilerinin yavaş yavaş gündemden düştüğünü veya düşürülmeye çalışıldığını göreceksiniz. Tabi bu elbette bir iki gün içinde olmayacak ama umduğumuzdan daha kısa süre içerisinde muhtemelen Şubat ayı içerisinde bunu toparlayıp çıkmaya çalışacak iktidar. Zaten baştan beri götürdüğü de buydu. Yani depreme müdahale etmeyerek daha sonra da farklı günah keçileri farklı sorumlular bularak ardından medya e, sosyal ağlardaki yayınları kontrol ederek e, yardım arama kurtarma filan pek çok konuda tekel benim devlete eş koşulmaz falan diyerek ve bu konudaki muhataplarına da gözdağı vererek bunu gösterdi büyük bir beceriksizlik var bunun altını çizmeyeceğim. Büyük bir iş bilmezlik var bunun altını çizmeyeceğim. Devlet kapasitesinin olmadığı görüldü. Ummadığımız biçimde olmadığı görüldü. Bunu da anlatmayacağım çünkü zaten günlerdir 12 gündür bunu yaşıyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Gerek devletiyle gerek bu konudaki Kızılay, AFAD, içişleri, milli savunma, Türk Silahlı Kuvvetleri falan gibi örgütleriyle Sivil dayanışma önceki depremlerden biraz daha geriydi, onu söyleyeyim. Yani e, İstanbul depreminden, Bingöl depreminden, İzmir depreminden, Düzce depreminden daha geri bir sivil dayanışma gözlemledik. Ayrıca e, halkın e, Devlete veya işte devletin yönlendirdiği kuruluşlara güvenmediğini de gördük. Bir, bir açıdan ya yani bir yönüyle elden yardım yapmaya veya doğrudan e, muhataplarına ulaştırmaya çalıştılar yardımları. Süratle depremin gündemden düşürüldüğünü, süratle enkazın toparlandığını ki zaten görüyorsunuz kepçeler girdi. Artık e, yıkıntılarda canlı var mı yok mu ona bakmadan e, ve yıkıntılardaki cesetleri cenazeleri itinayla toplamaya çalışmadan kepçeler girdi dümdüz ediyorlar bölgeyi bir anlamda alanı temizliyorlar hafriyatı kaldırıyorlar bir anlamda arama kurtarma ekiplerini yolluyorlar yabancı arama kurtarma ekipleri dahil bir anlamda da bölgede yıkıntıları ortadan kaldırarak yabancı basın Yayın organlarının da çekilmesini temin ediyorlar ve Mart başından itibaren inşaatlara başlayacaklarını ilan ediyorlar. Bu nasıl olacak diye herkes birbirine soruyor ama olacak yaparlar. Esasen zemin etüdünün yapılması, gerekli testlerin yapılması uygunluk analizleri, uygun firmaların seçilmesi, tek katlı yapılaşma, iki katlı yapılaşma neyse bütün bunların değerlendirilmesi aylar sürecek çalışma. Belli alanlara zaten hiç yapılaşma olmaması gerekiyor ve veya belli alanlarda belli ölçülerde yapılaşmaya izin verilmesi veya ona göre etüt ortaya konması gerekiyor ama bunu kimsenin taktığı yok. İki şey etkili oluyor bunda. Birincisi elbette tabii iktidar bir an evvel sahayı temizleyip biz yıkılanı yaparız falan diyerek imajını toparlama derdinde onu ayırıyorum. Bölgede tekrar güçlü büyük bir deprem olma olasılığı düştü. Zaten büyük bir enerji birikmişti ve o enerji boşaldı epey bir süre burada deprem olmaz diye bakıyorlar. Vatandaş da sonuç almak istiyor tam da böyle bir ya şey yardım mevsiminde eğer şimdi ee, bizim ihtiyaçlarımız giderilirse veya işte ev barınak vesaire filan gibi konularda şu mevsimde taleplerimiz karşılanırsa veya ihtiyaçlarımız giderilirse ancak mevsim bu mevsimdir ileride kimse yüzümüze bakmaz diye düşünenler de olabilir ee, pek öyle değil yani bölgede e, elbette kırılan fayların bir daha epey bir süre kırılmayacağı ortada ama Hatay'dan Kıbrıs'a uzanan Çizgide o fayın, o fayda büyük bir enerji biriktiği ve onun yakın zamanda gene kırılma olasılığının olduğu, gene Bingöl Karlova'da e, fayın e, aktif ve yakın zamanda kırılma olasılığının olduğu belirtiliyor. Yine Kuzey Anadolu fay hattının e, batı tarafı, batı ucunda İstanbul beklenen İstanbul depremi, e, Profesör Doktor Naci Görür bu oranı yüzde seksen birkaç yıl içinde yüzde 80 olarak gerçekleşme olasılığını güncelledi. Ve 7,5 büyüklüğünde bir deprem bekliyorum dedi. Her ne kadar Kahramanmaraş depremlerinin altında bir büyüklük de olsa bu o bölgeden daha yıkıcı bir etki söz konusu olacak dedi. Fakat kim ne derse desin İkcidar bu süreci kendi açısından lehte götürmeye çalışıyor. Ki zaten ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerini engellemesi, askeri bölgeye sokmaması, üniversiteleri tatil etmesi... Direniş olmasın diye yoksa e, üniversite yurtlarını deprem açmak için değil. Medya yayınlarını, sosyal ağları kontrol altına almaya çalışması, yardımları tek elde toplamaya çalışması filan. Ve en son önceki gece işte bütün televizyon ekranlarından bir yardım şovunun falan düzenlenmesi. Tümüyle bu tek adamın e, imajını e, sağlama alma e, ve e, bir PR çalışması olarak. Önce nasıl bu noktaya gelindi belli spesifik bir iki örnekle şu son 12 günü özetleyelim ardından bunun siyasi etkilerine bakacağız çünkü siyasi etkileri de son derece önemli seçim geliyordu bunu iktidar gerek AKP gerekse MHP 14 Mayıs olarak ilan etmişlerdi her ne kadar bu kararı almasalar da ama seçimin normal zamanı 18 Haziran şurada zaten ikinci aydan 6. aya 4 ay kaldı. Tam 4 ay kaldı seçime. Bugün 17 Şubat olduğuna göre en geç 18 Haziran'da seçim olmak zorunda. Tam 4 ay var. Esasen 4 ayda seçim haydi haydi yapılır. Depremin yıktığı bölgelerde seçmenler bellidir. Ölen insanlar bellidir. İnsanlar gittikleri taşındıkları bölgelerde oy kullanabilirler. Bu hiçbir şeye mani değildir. Yüksek Seçim Kurulu bunu haydi haydi toparlar. Hele böyle bir devlet Türkiye gibi güçlü, büyük, hakim... Ee, artık e, kendi gücünü çevresinde ve bölgesinde ispat ettiğini falan düşündüğünüz bir devletin bunu haydi haydi yapması icap eder. Başka zaman mangalda kül bırakmayanlar şimdi e, yani deprem oldu bir takım teknik zorluklar var bunu erteleyelim falan modundalar. Ben Bülent Arınç'ın son çıkışını veya bu konudaki son e, bir takım çıkışları veya bir takım telkinleri tavsiyeleri bireysel olarak değerlendirmiyorum. Erdoğan'ın ve iktidar ortağı MHP'nin de arzusunun bu yönde olduğunu düşünüyorum. Seçimi ertelemek istiyorlar ama bir sene sonra seçime gitmek istemiyorlar. Seçimden kaçıyorlar esasen. Bunu anlatacağım bu yayında ama önce e, neden ve nasıl bu noktaya geldik ona bakalım. Mustafa Hoş e, paylaşmış, güzel özetlemiş gazeteci. Parayla örtülemeyecek deprem gerçeği diyor. Bir, askerin depreme anında müdahalesi kararı neden verilmedi? İki, arama kurtarmada en yetenek, deneyim, donanımlı kadro olan madenciler ilk anda neden götürülmedi? Kurtarılmayı bekleyen enkaz altındakilere nefes olan interneti neden kestiniz diyor. Evet. Kimi bölgelerde 36 saat, kimi bölgelerde 48 saat, kimi bölgelerde 72 saat, kimi bölgelerde daha uzun bir süre yardım gitmedi, arama kurtarma gitmedi. Bahattin Yücel paylaşmış çok spesifik bir örnek. Adıyaman İsyas Otel'de Bahattin Yücel eski turizm bakanıdır. Konuya vakıf isimlerden biri. Belli ki teyit ettiği bilgileri paylaşıyor. İsyas Otel'de yetkililerin gözleri önünde toplu bir cinayet işlendi. 32 odayla açılan otel yan binanın eklenmesiyle kapasitesini 67 odaya çıkarttı sahipleri dört yıldızlı diyerek pazarladı. Ancak Turizm Bakanlığı'ndan belge almamış. Oysa belediyenin çok yakınında Kıbrıslı genç sporcular kurs gezisine çıkan rehberler denetimsiz bu yapıda kurban edildiler. Onlarcası gencecik çocuklar. Evet. Aslında herkes her şeyi biliyordu diyor eski Turizm Bakanı. Bir başka çarpıcı örnek. Binamızdan çıkan sekiz kişinin ya kolu ya bacakları kesilmek zorunda kaldı. Sebebi ne biliyor musunuz? Ekip gelmedi. Gelen ekip sürekli terk etti. Anneannemin bir komşusu ilk gece yaşamış, soğuktan ölmüş. Sağ kalan çoğu insanın bir yerleri kesilmek zorunda kalındı ki bu depremi gene bir biçimde atlatanlar, atlatamayanlar var. Cesetleri, cenazeleri tanınmayacak durumda olanlar var ve şehir mezarlıklarına numaralandırılarak DNA örnekleri alındı deniyor ama bakalım numaralandırılarak gömülen insanlar var. Bölgeden bildirenler Açıklanan rakamın kat be kat üstünde olması gerektiğini söylüyorlar. Nasıl olmasın ki diyorlar, işte bir mezarlıkta bekliyoruz, her 3-5 dakikada bir cenaze geliyor. Açıklanan rakama bakıyoruz, bu yansımıyor. Bu pek çok bölgede böyle ama ne çare, işte devlet bir rakam açıklıyor ve onun arkasında durmaya çalışıyor. Yıkılan binalara, tümüyle yıkılan binalara ve onun içinde olası insan sayılarına baktığınızda, 100 binin üzerinde bir kimi hesaplamalarla 150 bin kimi hesaplamalarla 200 bin ve daha da üzerinde ölüm olabileceği kayıp olabileceği üzerinde duruluyor ama devlet bunlarla ilgilenmiyor ve Ankara rakamı düşük tutmaya çalışıyor. O arada depremin ilk depremin özellikle 04-17'de olduğunu ifade edelim. Kış vakti herkes evinde uykudayken oldu bu deprem ve İnsanlar o binalarda idiler, yani dışarılarda değillerdi. Sallantıyla e, kendilerini sokağa atma veya evlerinden kurtarma şansları da yoktu. Elbette tümüyle yıkılan binalardan bahsediyoruz. Yıkılmayan binalarda veya sallanan binalarda, hasarlı veya orta hasarlı binalarda oturanlar elbette çıktılar ve e, bir biçimde canlarını kurtardılar. Tümüyle yıkılan binaları kastediyorum. Bir Cumhurbaşkanlığı kararı yeni e, ortaya çıktı. 4 Şubat 2022 tarihli Hatay İskenderun'da belli bölgeler e, riskli bölge olmaktan çıkarılmış. Yani bana da geliyor yorumlarda. Ya işte bu imar barışını anlatın. E, Kahramanmaraş'ta işte Cumhurbaşkanının her vilayette konuşması var. Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Hatay'da işte imar barışı getirdik şöyle böyle filan. Bunu diyor bunu milletin gözünün içine sokun, bilsinler diye. Yani biliyorlar ee, ve sen burada ne kadar söylersen söyle. Bilmiyorum. Ee, belki de aksine inanmak istiyorlar ama e, vatandaş arz ederse, isterse doğru bilgiye ulaşabilir. Müteahhitler kaçan kaçana sonuncusu Marmaris'ten deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışmış Mesut Başkır. Kahramanmaraş 5 bloktan ikisi yıkılan Penta Park konutlarının müteahhidi O konutlarda Arkadaşlarım da var. Ailelerini kaybettiler. Takipçisi olacağız diyorlar. Güntay Şimşek paylaşmış Habertürk'ten. Depremde iletişimin kopması ve e, GSM operatörlerinin bir araya gelememesiyle ilgili. Esasen diyor e, bölgedeki baz istasyonları ortak bir çalışmayla tüm GSM operatörleri bir dayanışmayla bu işi kotarabilirlerdi. Ama olmadı. Ortak kullanıma geçilemedi. Böyle bir senaryonun da olması gerekiyor. O arada tabii Türksel'in drone baz istasyonu veya mobil baz istasyonu Vodafone'un öbürünün berikinin onlar da bölgeye gitmedi veya gitmekte geç kaldı. Bakın çarpıcı bir kare. İşte böyle yalap şap demir demir değil çimento var mı işte taşlarla falan desteklenmiş kirişlerle kolonlarla binalar inşa edilmiş. Devlet Bahçeli ne diyor 2017 tarihinde? Bu tweet hala yayında silmedi yani. Japonya'da tek tük yaralanmaya neden olan bir depremin ki Kahramanmaraş'ta olandan çok daha şiddetli 8-9 büyüklüğünde. Ülkemizde nasıl oluyor da binlerce insanımızın hayatına kastettiğini düşünelim demiş. Ama aradan yaklaşık 5 yıl 6 yıl geçtikten sonra 6 yıl geçtikten sonra Devlet Bahçeli Osmaniye'ye bile gidemeyen kendi konağı da, ko, konağını da oradaki 20 odalı olduğu söyleniyor. Depremzedeleri açamayan bir lider pozisyonunda. Evet. Devlet Bey konağı Osmaniye. Bir başkası bir gün gazetesinden gazeteci İsmail Arı paylaşmış fotoğraf. Çok dikkat çekici. Çekmeköy ormanlarının içinde bir site. Essa Yapı isimli bir şirket yapmış projeyi diyor bu görseli de internet sitesine koymuş. Yani gizli saklı da değil açık. Bu projeyi nasıl inşa ettiklerini ormanın ortasına beton dökmeleri için hangi kurumun izin verdiğini merak ediyorum diye sormuş. Böyleyken böyle. İstanbul'un göbeği. Dönelim yardım kampanyasına. Yardım kampanyası söz konusu olunca devletin bir cebinden diğer cebine yardım etmesi falan gibi çok espriler oldu. Şimdi şeye baktığınızda yardım rakamına baktığınızda 15 Şubat gecesi 01.15 itibariyle Uğur Gürses gazeteci rakama rakamın 114.7 milyar TL olduğunu tespit etmiş. Bunun diyor 89 milyarı 89 milyar TL'si yani yaklaşık %75 veya belki biraz daha üstü kamu bankaları, kamu kurumları, kamu çoğunluk hisseli şirketler. Yani devlet bir cebinden bir cebine veriyor. Esasen bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de bankalar veya işte belli kamu şirketleri, belli kaynakları depremzedelere aktarabilirler. Yani bunu bağış bağışlamak gerekmiyor. Ayrıca devletin devlet kurumlarının bağış yapması nereden çıktı falan gibi pek çok soru var. Toplanan bağış aşağı yukarı eee 6 milyar dolara tekabül ediyor. Onu da belirtelim. 6 milyar dolar sadece. İşte böyle bir e, görselle daha çok paylaşıldı. Yani hani üçlü prizler vardır bilirsiniz. Bunu ana Elektrik akımının olduğu prize değil de üçlü prizin e, üçünden birine taktığınızda bir kapalı devre oluşturursunuz. Pek bir şeye de yaramaz. Ayrı bir konu ama e, bu görsel çok güzel anlatıyor olayı. Gene dönelim bağış gecesine. E, Mehmet Cengiz, e, bağışçılardan biri. E, Cengiz Holding e, yönetim e, kurulu başkanı olarak geçiyor. Fakat çok enteresan bir şey çıktı. E, Cengiz Holding depremzedelere 3 milyar TL bağışlamış ama aynı günkü resmi gazetede eti alüminyum şirketine 3 milyar 10 milyon TL teşvik verilmesine karar verilmiş. Yani işte kamu kurumları öyle iş adamları veya iş dünyasından yapılan bağışlar da böyle o da bir cebinden diğer cebine gibi bir hikaye. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın 10 milyon TL bağışlamış. Memur Sen kim? Ali Yalçın kim? 10 milyon TL'si nereden var bu adamın? Ben de soruyorum. Diyanet İşleri Başkanı maaşından mı bağışlamış 300 milyon TL'yi? Hani Diyanet İşleri Başkanlığı deseniz anlayacağım da belki. Türkiye'nin en büyük bütçeli kurumlarından biri. Her neyse durum bu. Esasen durum yıkılan, çatlayan, çöken Hollandalı karikatürist Ruben Oppenheimer. Doğru mu okudum bilmiyorum. Ama çok güzel çizmiş. Ee, tek adamın nasıl çatladığını ve depremle dağıldığını gösteren bir karikatür son derece çarpıcı. Evet. Kuzat Altay Diktatörleri gözümüzde büyüttüğümüz için yaptığı her hamlenin arkasında ince ince düşünülmüş sofistike stratejiler arıyoruz demiş. Tam da benim haftalardır, aylardır anlatmaya çalıştığım test Yani siyaset çok basittir esasen. Çok basittir. Hele diktatörlerin, otoriter liderlerin attığı adımların arkasında çok büyük hesaplar, çok derin stratejiler, ince düşünülmüş, operasyonel bilmem işte falan konular yoktur. Çok istihbari faaliyetler falan yoktur. Çok basittir yani. Çok basit. Yani askeri neden... E, talimatlamadı. E şundan dolayı yani as Mehmetçik vatandaş buluşması olmasın. veya askerin halen vatandaşta bir böyle sempatisi var. Ayrıca yani bunlar sokağa çıkar, değişik bir şey olur falan. Aman Allah yani şey darbe marbe şey olur. Aman en az kışlasında otursunlar. Biz bakarız falan. Bu yani başka bir şey değil, çok basit. Üniversiteleri neden kapattı? Yani o yurtları deprem zedeleri açmak için değil orada bir direniş olmasın diye orada bir toparlanma olmasın diye hala Boğaziçi olayı filan sıcak korkuyor. Üniversite eğitimine karşı zaten üniversite mezunu üniversite eğitimi olmadığı için yani. Aslında diyor Kuzat Altay diktatörler son dönemlerinde çok aptal ve çaresiz olabiliyorlar. Bizim vazifemiz onların çöküşünü kataliz etmek ve yeni bir dünyaya hazırlanmaktır. Şimdi böyle bir şey çıktı. Süleyman Soylu biraz sakal da bırakmış. İşte efendim çalışıyorum sakal tıraş olmaya bile vaktim olmadı falan demeye getiriyor herhalde. Kendini diyor devletle eş koşmaya çalışan varsa gereği yerine getirilir. Şimdi bir haftadır ortada olmayan İçişleri Bakanı bir hafta sonra çıktı. İlk gün zaten Cumhurbaşkanı'ndan zılgıt yediği söyleniyor. Gerek Sayit Sefa'nın gerekse Memduh Bayraktaroğlu'nun farklı anlatımlarıyla da konu teyit edilmiş durumda ki zaten bu çok alametle de belli. Yani askerin ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne talimat verilmemesi, Süleyman Soylu'nun dördüncü aşama alarm ilan etmesi, işte bunu bu dış yardımı da içeriyor, ondan sonra paylanması, Hulusi Akar'ın ve Süleyman Soylu'nun ondan sonra ortada görünmemesi falan gibi pek çok şey gösteriyor kendini. Gene ilk gün siyasi partilere Alttan mesaj gidiyor gelin birlik olalım işte bir memleket masası kuralım milli dayanışma falan diyelim diye bunu bozan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oluyor sarayla bu konuda hiçbir şekilde aynı masaya oturmam diyor filan. diğer muhalefet partilerinden çok ses çıkmasa da falan bir de böyle bir şey çıktı kendini devletle eş koşmaya çalışmak falan yani ne demek bu devlet dev, yani şirk koşmak falan derler ya hani böyle İslami itikatta da vardır yani. Devletle eş koşmak ne? Yani bu dünyanın hiçbir yerinde olan olabilecek bir şey değil. Dünyanın her tarafında afetler var. Kasırga afeti var, deprem afeti var, sel afeti var. Almanya'da yakınlarda sel oldu yani. Şimdi orada herkes elinden geleni yaptığı, dış dünyadan yardımlar gitti, şu oldu, bu oldu. Yani birilerinin öne çıkması, birilerinin yardım etmesi, birilerinin devreye girmesi, bir sivil toplumun bir şeyleri toparlamaya çalışması falan yani devlete eş koşmak mı? Alman hükümetine Alman hükümetinin yetersizliğini mi gösteriyor? Zaten Alman hükümeti canhıraş bir şekilde umulmadık bir sel felaketiyle karşı karşıya olduğunu ilan etti, toplumsal bir seferberlik ilan etti, dışarıdan yardımlara da açtı kendini. Böyle de olması gerekir. Bu onun zaf zafiyetini göstermiyor Almanya, Avrupa'nın en zengin devleti. Halen de öyle. Ama o an o deprem, şey o afetle e, o dakikalarda devletin tüm imkanları seferber edilse bile halledilecek, baş edilecek boyutta değil. Çok geniş. Elinde ne varsa herkes getirsin, katkıda bulunsun falan denmesi gereken şeyler. Ama işte Türkiye'deki hikaye farklı. Türkiye'de görülmemiş bir şey oldu. Yani dünyada böyle bir şeyin gerçekten örneği yok. Görülmemiş bir şey oldu. Yani e, faaliyetlerin engellenmesi, arama kurt, yani devletin Devlet kapasitesinin olmadığını ortaya çıkması en başta cumhurbaşkanının bütün şeyleri paylayarak askeri iç işlerini afadı şunu bunu olaya 36 saat 48 saat 72 saat bölgesine göre geç müdahale edilmesini sağlaması, sonra da işte efendim PR çalışması, sonra da belli bir takım derneklerin veya kuruluşların e, yıldızlaşması karşısında Hayır bu işin tek yıldızı benim siz benim yanımda e, ilave bir yıldız olarak parlayamazsınız falan filan demesi bilmem ne e, ve hala işte buradan da kendine buradan da kendine bir mağduriyet veya buradan bir fayda falan çıkarmaya çalışması gerçekten görülmüş şey değil dönemin Gestapo şefi de öyle diyor devlete eş koşmaya çalışan varsa kendini gereği yerine getirilir Şimdi geçelim seçim gündemine. Ben önceki yayında da bahsetmiştim. Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin bir yıl ertelenmesi fikrine karşı olduğunu sert bir dille basın toplantısı yaparak çıktığı yayınlarda ve tweet atarak falan çektiği videolarda falan ortaya koydu. Defalarca anlattı bunu. Bu bir oyun dedi. Biz böyle bir şeyde yokuz dedi. Seçimler vaktinde yapılacak dedi. Ben Devlet Bahçeli'den başka güçlü bir ses çıkmadığını söyledim. Ve İyi Partiden de Meral Akşenerden de bu konuda bir açıklama gelmesi gerekir dedim. Baktığımda esasen 13 Şubat'ta İyi Partinin sözcüsü bir açıklama yapmış. Yapmış, yapmış diyorum, mişli mişli bir cümle kurarak. Neden? Onu anlatayım. Şimdi bu açıklamada diyor ki Kürşat Zorlu, Profesör Kürşat Zorlu İyi Parti sözcüsü, yani İyi Parti adına konuşan sözleri, açıklamaları İyi Partinin resmi görüşü, politikası olan bir isim kendi başına kendi namına konuşmuyor. Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Buraya kadar bir şey yok. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. Buraya kadar da bir şey yok. Konuya girmemiş henüz. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İyi Parti'nin temel yaklaşımı olacaktır. Yani çok ortalama bir laf. Yani seçimler vaktinde gerçekleşmesi partimizin temel yaklaşımıdır diyor. Yani güçlü bir cümle değil. Ve bunu İyi Parti RT'lemiş, Meral Akşener RT'lememiş. Meral Akşener açıklamalarında da yok. Sadece Kürşat Zorlu'nun İyi Parti sözcüsünün 13 Şubat'ta attığı bir tweet. O açıdan güçlü bir açıklamaya ihtiyaç var diyorum. Fakat Meral Akşener'in şu açıklaması enteresandı. Bu açıklamayı e ee, dün sabah e, Fox TV sabah bülteninde e, gördü insanlar. Ne İyi Parti'nin sitesinde, Twitter hesabında var. Ne de Meral Akşener'in Twitter hesabında var. Ne de İyi Parti'nin basın ekibinin Twitter hesabında görebildim. Deprem kargaşası olabilir, e, koordinasyonsuzluk olabilir ama e, bu açıklama önemli. En azından bir şekilde Fox'ta yayınlandı, oradan da yayıldı etrafa. Diyor ki Meral Akşener yazılı açıklamasında iktidar diyor radyo televizyon üst kurulu üzerinden rütük üzerinden ee, şeylere televizyonlara filan müdahale edecek e, haber alma hakkı e, bütün gazetecilerin ve televizyonların yanındayız diyor haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de bu büyük hatadan dönmeye davet ediyoruz. bugün. Muhtemelen yani 17 Şubat Cuma günü rütün bir toplantı yapıp belli kanallarla ilgili lisans iptali, belli kanallarla ilgili ceza, yaptırım, belki kanal kapatma gibi şeyleri devreye sokacağı üzerinde duruluyor. Bilmiyoruz göreceğiz ama böyle bir şey söz konusu olursa olağanüstü bir yayın e, yapabiliriz. Yine e, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde, Toplantısı olacaktı 13 Şubat'ta. Tabi deprem olduğu için bu olamazdı. Ertelendi. 18 Şubat Cumartesi günü ertelenmiş. Deprem gündemli olarak ertelenmiş. Ama muhtemelen burada şey konuşulacak. Seçim konuşulacak ve yarınki toplantıda yani Cumartesi günkü toplantının ardından çıkacak bildiriyi de can kulağıyla bekleyeceğiz. Orada da gerçekten mühim bir güçlü bir açıklama ve siyasette dengeleri değiştirecek bir duruş ortaya koyabilirse Millet İttifakı o da olağanüstü bir yayın gerektirebilir. E, şimdiden e, bunu belirteyim. E, ezbere e, bir şey söylemek istemiyorum. Muhalefetin toplantısına ve e, bu çalışmalara bakmak gerekiyor. E, ona göre de e, pozisyon almak gerekiyor. Peki seçimden özellikle kaçıyor derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Bu bir Bunu bir asrın felaketi olarak e, lanse ediyor iktidar e, ve e, esasen asrın felaketi kendileri Türkiye'nin başına gelmiş bu asırda gelmiş e, en büyük felaket Recep Tayyip Erdoğan ve AKP bundan sonra da kolay kolay böyle bir felaket gelmeyecek e, seçimin ertelenmesi e, durumunda tablo daha da vahimleşecek esasen yani cari açık artacak döviz artacak dizginlemeye çalışıyorlar enflasyonu dizginlemeye çalışıyorlar enflasyon artacak seçim erteleme ile amaçları biz seçimi erteleyelim şu anda seçimi kaybetme riskimiz var seçimi ertelersek kazanma ihtimalini artırırız değil zaman kazanmaya çalışıyorlar seçimi ertelediklerinde 6 ay da erteleseler 1 yıl da erteleseler erteleyemeyecekleri ortada onu daha belki yayınlarda anlatmıştım anayasayı ihlaldir ee, anayasayı lavetmedir, sivil darbedir. Çok net. Anayasa madde 78 açık. Yüksek Seçim Kurulu'nda buna yetkisi yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sadece savaş halinde yetkisi var. Cumhurbaşkanı'nda yetkisi yok. Ama bir şekilde ayak oyunlarıyla e, fiili durum ihtas ederek Yüksek Seçim Kurulu'nu devreye sokarak şöyle böyle. Anayasa Mahkemesi'nin şunu bunu da işte muhalefeti filan da etkisizleştirerek medyayı susturarak falan böyle bir şey yaptılar diyelim. Bu bir sivil darbe olur. Nettir yani. Fakat e, seçim ertelemeyle amaç 6 ay sonra gidecekleri seçimi ya da 1 yıl sonra gidecekleri seçimi kazanmak değil. E, sadece zaman kazanmak. E, değilse AKP ve Erdoğan şimdi de kaybediyor. Seneye gidilecek seçimde de kaybedecek. Kasım'da gidilecek seçimde de kaybedilecek kaybedecek. Mart'ta yerel seçimle beraber gitmeyi planlıyorlar. Sana ise. Bülent Arınç öyle demişti. O seçimde de e, kaybedecekler. Amaç delilleri yok etme. Amaç iktidarı sürdürme. Bu e, Deniz Baykal'ın cenazesinde bile liderlerin elini sıkmayan, kimsenin yüzüne bakmayan bir cumhurbaşkanınız var. Yani dolayısıyla e, durum bu. E, yıllarca e, vesayetten söz ettiler. Askeri vesayetten, şu vesayetinden, bu vesayetten ama kalıcı bir biçimde kendi vesayetlerini kurma, kendi vesayetlerini teşhis etme derdindeler. Böyle bir iktidarla, böyle gözü dönmüş bir kadroyla karşı karşıyayız. Seçimden özellikle kaçıyorlar. Tek amaçları zaman kazanmak. 6 ay sonra, 1 yıl sonra gidecekleri seçimi de kazanamayacaklarını biliyorlar. Çünkü tablo çok daha vahim olacak. Rütük'ten çıkacak kararlar, Millet İttifakı toplantısından çıkacak kararlar durumları dengeleri değiştirebilir, etkileyebilir. Olağanüstü yayın yapabiliriz hafta sonu. Bunu da hatırlatarak e, huzurlardan ayrılıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.